İyi şanslar. Merhaba arkadaşlar, hepiniz IFT Talks seminerlerine hoş geldiniz. Bugün resmi sınav yetkililerinin British Council'un sunumuyla IELTS sınavı hakkında bilmeniz gereken her şeyi Sena Hanım ve Bora Bey'den dinliyor olacağız. Lütfen sorularınızı questions kısmından sormayı unutmayın. Buyurun Bora Bey, sahne sizin. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle vakit ayırıp bizleri dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizlere de yine kendimize anlatma fırsatı verdiği için IEFD Talks'a ve tüm ekibe buradan ilk önce teşekkürlerimi sunayım. Bugün sizlerle IELTS hakkında sohbet edeceğiz. Mümkün olduğunca sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Bu yüzden sizlerden ricamız, mümkün olduğunca aklınıza gelen soruları lütfen questions bölümüne ya da chat bölümüne yazın. Biz de onları mümkün olduğunca sesli olarak, cevaplayamadıklarımızda daha sonra yazılı olarak sizlere geri döneceğiz. Bugün sunumu Sena Hanım ile birlikte yapacağım. İsmim Bora, British Council Türkiye Sınavlar İş Geliştirme Direktörü olarak 8 yıldır British Council'da görev yapıyorum. Sena Hanım da müşteri ilişkileri koordinatörümüz ve kendisi de 2 yıldır bizimle. Çok kısaca British Council'ın ne olduğunu bilmeyenler için bir giriş yapayım isterseniz. British Council, Birleşik Krallık ile faaliyette bulunduğu ülkelerde, yani Türkiye'deki ilişkileri güçlendirmek için çalışan, kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Ve Türkiye'de 80 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kültürel faaliyetleri. Bu kültürel faaliyetleri de işte sanat, kültür, eğitim, İngilizce ve sınavlar şemsiyesi altında Türkiye'de sürdürmekteyiz. Yani birçoğunuz bizi yaptığımız en bilinen ve en popüler olan ürünümüz olan IELTS sınavı ile tanımakta. Ama onun dışında da Türkiye'de hem bakanlıklarla, Milli Eğitim Bakanlığı ile, Yüksek Öğrenim Kurumu'yla ve birçok özel kurum ve kuruluşla işbirliklerimiz bulunmakta. Hem ölçme değerlendirme, hem İngilizce, hem de sanat ve kültür alanında. Bugün sizlerle aslında IELTS hakkında konuşacağız. IELTS 3 ortaklı bir sınav. British Council, IDP ve Cambridge Assessment. Cambridge sınavının hazırlanması ve değerlendirmesi konularında bizlere destek olurken British Council ve IDP de dünya üzerinde bu sınavın uygulayıcılarıdır. Dedikten sonra sizleri sorularınızı da bekleyerek ben mikrofonu Sena Hanım'a devredeceğim. Kendisi de buradan devam edecek. Merhaba herkese. İlk başta IELTS nedir ile başlayacak olursak. IELTS, İngilizcenin kullanıldığı ortamlarda öğrenim görmek veya çalışmak isteyen kişilerin İngilizce dil yeterliliğini belirlemek üzere tüm dünyada uygulan ve en çok tercih edilen İngilizce dil sınavıdır. IELTS dünyada, tüm dünyada 10.000'in üzerinde kurum tarafından kabul edilmektedir. Okuma, yazma ve konuşma bölümleri olmak üzere 4 kısımdan oluşur ve 4 beceriyi ölçer. IELTS'i iki tür IELTS var yani. İki şekilde almanız mümkün IELTS'i. Biri kağıt kalem üzerinden, diğeri ise bilgisayar üzerinden. İki sınav da aynı sınav. Sadece uygulanış yani alış şeklinde farklılıklar var ve bazı farklılıklar söz konusu. Örneğin sonuç belgenizi bilgisayar üzerinden alınan sınavda 2 ila 5 gün içerisinde alıyorsunuz. Kağıt ve kalem üzerinden alınan sınavda ise sınavdan sonraki 13. günde alıyorsunuz. Ama dediğim gibi hani format olarak hiçbir farklılık yok. Aynı sınav yine. Yine sözlü bölümü, konuşma bölümü sınavın birebir değerlendirme uzmanımızla yüz yüze gerçekleştiriliyor. Bilgisayar üzerinden de alsanız, kağıt ve kalem üzerinden de alsanız birebir gerçekleşir sözlü bölümü. Daha sonrasında diğer farklılara gelecek olursak bilgisayar üzerinden alınan sınavlarda daha sık sınavlar söz konusu. Yani sınavı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Karabük, Erzurum, Eskişehir, Manisa var mı atladığım Bora Bey? Almanız mümkün. Karaman var. Evet, Karaman'da var.
İstanbul'da hangi lokasyonlarda yaptığımızı söyleme şansım evet, olur mu? İstanbul'da, Avrupa ve Asya'da. Avrupa'da Beşiktaş'ta ve Beylikdüzü'nde. Asya'da da Kadıköy'de ve Pendik'te gerçekleştiriyoruz sınavlarımızı. Bunların dışında sizin olduğunuz yerde yoksak ve orada olmamız gerektiğini düşünüyorsanız lütfen chatbox'a buraya da gelin diye yazın. Aynı şekilde sınav değerlendirme konusuna gelecek olursak da bir yapay zeka ile değil, birebir yani değerlendirme uzmanlarımız tarafından değerlendirilmektedir. Bunun dışında birçok hazırlık materyalimiz var. İleriki slaytlarda onunla ilgili daha detaylı bilgi vereceğim. Ücretsiz birçok hazırlık materyallerine, kaynaklara sahibiz. Peki hayat sonucumuzu nerelerde kullanabiliyoruz? En son araştırmamıza göre Türkiye'deki üniversiteler, yani üniversiteler bunun kararını kendi verdikleri için her sene değişmekte bu liste. Ama 40'a yakın üniversite, Türkiye'deki üniversite tarafından hayat kabul ediliyordu. Tabii bunu hani üniversite başvuru yapmadan önce mutlaka üniversiteyle kontrol, yani sormanızı ve teyit almanızı öneriyoruz. Avrupa'daki üniversitelerde de dil eğitimi, yani İngilizce eğitim dili İngilizce olan tüm Avrupa'daki üniversitelerde başvurularda kullanılabiliyor. Onun dışında Birleşik Krallık, Kanada, Amerika, Avustralya'daki üniversiteler tarafından kabul edilmekte başvurularda yine. Yaz okulu, hani dil okulları gibi eğitim düşünüyorsanız eğer yurt dışında da, burada da İngilizce seviyemizi kanıtlamak için IELTS belgesi yine kabul edilmektedir. Bunun dışında göçmenlik, hani çalışma ya da hani göç etmek için eğer Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya'ya başvursanız da vize otoriteleri tarafından IELTS istenmektedir. Bunun dışında bazı burs başvurularında da yine İngilizce seviyemizi kanıtlamamız için aynı şekilde IELTS'i kullanabiliyoruz. Buna ek olarak iş konusunda da özellikle Türkiye'de havacılık sektöründe, hani son örneğin Türk Hava Yolları'nda da yine iş başvurularında IELTS sonuç belgemizi kullanabilmekteyiz. Hangi tür IELTS'i almam gerek? İki tür IELTS, biri akademik, bir de genel eğitim. Akademik üniversite başvurularında genellikle akademik isteniyor. Bunun dışında kısa dönem eğitimlerde ya da iş başvuruları, yine göçmenlik içinde genel eğitim istenebilmekte kurumlar tarafından. Ama bunu hani mutlaka başvuracağımız kurumla yine hangi IELTS'i almamız gerektiğini sınava kayıt olmadan teyitleşmenizi öneriyoruz. Çünkü kurumlar bunu hangi tür istediklerine kendileri karar veriyor. Bunun için en sağlıklı olan başvurumuzu yapmadan mutlaka kuruma hangi IELTS'i almalıyım şeklinde teyitleşmenizi öneriyoruz. Ne kadar sürüyor sınavımız? İlk başta şöyle bir hani değinecek olursam, normalde bilgisayar üzerinden alınan sınavda bir transfer süresi olmadığı için 10 dakika ek süre yok. Yani ilk başta yazılı sınavı giriyorsunuz. Dinleme, okuma ve yazma bölümünü tamamladıktan sonra her adayın kendine özel verilen randevu saatinde speaking sınavını, yani konuşma sınavını yine bizim sınav yerimizde, sınav merkezlerimizde o saatte birebir uzmanla gerçekleştiriyorsunuz. Ama bu dinleme, okuma ve yazma bölümleri arasında aralıksız gerçekleşiyor sınav. Tek seferde, yani dinleme bölümü yarım saat sürüyor. Daha sonrasında okuma kısmına geçiyoruz ve bir saat bu bölümü tamamladıktan sonra da yazma bölümünü tamamlıyoruz. Daha sonrasında da kendi randevu saatinde aday gidip sözlü speaking sınavını gerçekleştiriyor. Speaking sınavımızı özellikle bu COVID döneminde daha fazla yaptığımız, yani video call speaking dediğimiz formatta yapıyoruz. Tabii yine yüz yüze gerçekleştirdiğimiz sınavlar da oluyor. Video call speaking dediğimiz sınav şekli de yine hiçbir fark yok. Birebir sınav değerlendirme uzmanımızla gerçekleşiyor sınav, ama yine sınav merkezimizde, randevu saatinizde bilgisayar karşısına geçerek aynı bu şekilde birebir sınav değerlendirme uzmanıyla bilgisayar aracılığıyla konuşuluyor. Ve bu şekilde sınav gerçekleşiyor. Burada da hani mümkün olduğunca teması azaltmak
temas azalttığı için de hani COVID zamanında oldukça uygulandı bizim tarafımızdan da. Küçük bir ekleme, bir araya girebilir miyim tabii. Lütfen? Sunumu katılımcılarla tabii ki memnuniyetle paylaşabiliriz. Zaten bu webinar daha sonra IEFT tarafından yayınlanacak. Sunumu da ayrıca isterseniz biz IEFT yetkilileriyle paylaşırız. Sizlerle paylaşırlar. Bir de slide'ı öne çıkarmak mümkün mü acaba demiş. Biz sunum yaparken aslında biz de ön planda, eğer sizler de daha büyük görmek istiyorsanız sağ alt köşede o zil şeyinin yanında enter full screen gibi bir şey göreceksiniz. O zaman chat box'ı yandaki kapatır ve ekranda sunumu daha büyük görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Devam edebilirsiniz. Akademik ve genel eğitim arasında da bu reading ve writing bölümlerinde konunun içeriği açısından farklılıklar var. Yani genel eğitimdeki konular daha güncel hayatı, yani genel hayata yönelik konular olurken, akademikte ise daha çok hani akademik makaleler şeklinde karşımıza çıkıyor. Ama süre olarak aynı. Dediğim gibi bu ekstra sürede kağıt ve kalem ile alınan sınavda dinleme bölümünün sonunda 10 dakikalık bir transfer süresi veriliyor. Yani bu demek oluyor ki soru kitapçığından soru cevap anahtarına cevaplarımı aktarmam için ek bir 10 dakika süre. Ama bilgisayar üzerinden alınan sınavda bu ek süre verilmiyor. Çünkü zaten eş zamanlı olarak cevapları cevap anahtarına yazıyor oluyorsunuz. Kitapçık ve cevap anahtarı aynı ekranda olduğu için. Bu sebeple bir ekstra 10 dakika süre olmuyor. Bunun dışında sınav skorlarına bakacak olursak, yani sınav değerlendirmesi, IELTS'ten en düşük 0, en yüksek 9 alabiliyoruz. Burada da tabii bunun detaylarını internet sitesinden de bulabilirsiniz. Daha sonra Bora Bey'in dediği gibi de hani sunumu paylaşırsak da oradan da detaylarını inceleyebilirsiniz. Şöyle hani dediğim gibi hani bütün üniversiteler ve kurumlar kendileri belirledikleri için istenilen skorları mutlaka ilk başta bir kendinize hani hedef olması açısından da başvuracağınız kurumun kaç puan almanız gerektiğini ilk başta hani bilirseniz, ona göre bir hani çalışma hedef koyarak kendinize hazırlanmanız da hani daha iyi olabilir. Onun dışında her üniversitenin ve üniversiteden üniversiteye farklılıklar ve üniversitenin bölümlerine göre de farklı skor hedefleri olduğu için, yani üniversitelerden üniversiteye farklılıklar gösterdiği için de mutlaka üniversiteyle teyitleşmeniz gerekiyor. Burada da hani kaç puan almam gerek, hangi üniversite için, hangi bölüm için, hangi bölümlerden kaçar puan minimum almam ve overall dediğimiz bu genel sonuç puanım da kaç olmalı, hepsini yine başvuracağınız kurumla teyitleşmeniz gerekiyor. Örnek sonuç belgemize bu şekilde. Sonuç belgemiz 2 yıl geçerli. Bunun dışında bir sınava aday girdikten sonra fiziksel belgeyi bu şekilde kendi adreslerine kargoyla ulaştırıyoruz. Ama bunun dışında bizim bir de elektronik sonuç paylaşım sistemimiz mevcut. Burada şu şekilde çalışıyor. Yani bir üniversite eğer bu elektronik sonuç sisteminde kayıtlıysa biz sonuçları elektronik olarak üniversiteyle paylaşabiliyoruz. Tek seferde 5 üniversiteyle, yani 5, yani sadece üniversite demeyeyim, 5 kurumla sonuç belgesi paylaşabiliyoruz. Ücretsiz bir şekilde elektronik paylaşımlar ücretsiz oluyor. Ama eğer bu başvuracağınız kurum elektronik paylaşım sisteminde kayıtlı değilse ve hani elektronik paylaşım kabul etmiyorsa, biz fiziksel olarak sonucu gönderimini yapıyoruz. Bunun için de bir kargo, yani gönderim ücreti ödeniyor. Onun için de biz hani ulaştırıyoruz kuruma. Bunun dışında buna ek olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Bora Bey? Özellikle bu hani internetten sınava girmeden şeyle ilgili, evet. Söyleyebiliriz. Hani son zamanlarda, yani son zamanlarda derken son yıllarda hani sahtekarlık ve dolandırıcılık, hani başka bir kelime bulamıyorum, çok fazla artmış durumda. Dolayısıyla birçoğumuz hani birçok yerde, sosyal medyada, farklı mecralarda İşte uluslararası sınavlara sınava girmeden sonucunuzu alın, İşte size
sisteme işlenmiş bir şekilde gerçek sonuçlar veriyoruz gibi birçok ilan göreceksiniz. Lütfen bunlara inanmayın. Bunların hepsi sahtedir ve dolandırılırsınız. Üzerine para da veriyorsanız verdiğiniz parayla kalırsınız. Çünkü sınav aldığınızda böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Ayrıca tüm kurumlarda sınavdan sonra onlara verdiğiniz sonuçları sistem üzerinde kontrol edebilmektedir. Dolayısıyla hem yurt dışında bir başvuru için kullanıyorsanız, göçmenlik vize için kullanıyorsanız ya da bir iş başvurusunda IELTS sonuç belgenizi kullanıyorsanız bu tip yollara başvurduğunuz takdirde başvuru hakkınızı da kaybedersiniz. O yüzden size tavsiyem hani en kolay yolu seçin ve hani sınava gerekli hazırlığı yaparak istediğiniz puana çok kısa bir sürede ulaşın. Teşekkür ediyorum. Burada sınav gününde yapılması ve yapılmaması gerekenlere gelecek olursak kesinlikle sınava zamanında gelmemiz gerekiyor. Ve en önemli konulardan biri de doğru kimlikle sınava girmek. Yani IELTS'e ya pasaportla ya da TC kimlikle kayıt olmamız mümkün. Bunun dışında yani herhangi bir farklı bir örneğin sürücü belgesi ya da işte oturma izni gibi belgelerle sınava kayıt olmamız mümkün değil. Yani sadece pasaport ve TC kimlikle kayıt mümkün. Ve sınav günü eğer sınava TC kimliğimiz ile kayıt olduysak sınav günü mutlaka TC kimliğimizle sınava girmemiz gerekiyor. Eğer örneğin pasaportla başvurdunuz ve pasaportunuzu vize için vize ofisine verdiniz. Sınav günü de TC kimliğinizle gittiniz. Ama sınava pasaportla kayıt olduğumuz için sınava alınmıyorsunuz. Yani mutlaka kayıt olduğumuz kimlikle sınava gidiyor olmamız gerekiyor. Onun dışında size zaten hani kayıt olduktan sonra bütün detaylar iletiliyor. Bazen hani saatlerde değişiklik vesaire olduğunda zaten size müşteri hizmetlerimizden arkadaşlarımızdan mutlaka ulaşıp teyit alarak hani herhangi bir değişiklik olduğunda haber veriyorlar. Ama bunun dışındaki bütün detaylar, bilgiler size e-mailinizde ulaşıyor. Hani mutlaka bu detaylara sınava öncesinde de dikkat etmemiz gerek. Saatinde sınav yerinde olmamız için. Onun dışında sınav yerine sadece işte kalem, silgi ve kimliğinizle girebiliyorsunuz. Eğer su alacaksanız yanınıza etiketi çıkarılmış şeffaf şişede suyla gidebiliyorsunuz. Ama bunun dışında hani bilgisayarlı sınav için söyleyecek olursak da bir hani kağıt zaten şifrenizin yazılı olduğu kağıt veriliyor size ve bunu da kullanabiliyorsunuz sınav esnasında. Ama onun dışında kağıt almıyoruz yanımıza. Onun dışında bütün zaten hani duyuruları vesaire gözetmenlerimiz yapıyor. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa sınav esnasında elinizi kaldırarak hani gözetmenin yanınıza gelmesini bekliyorsunuz. Bunun dışında da zaten hani kopya çekmekle ilgili kesinlikle sıfır tolerans olduğu için hiç üzerinde bile durmama gerek yok diye düşünüyorum. Ücretsiz kaynaklarımıza gelecek olursak da birçok ücretsiz kaynağımız mevcut. Eğer IELTS'e kayıt olup kaydımız onaylandıktan sonra Road to IELTS'e 30 saatlik erişim sağlanıyor. Bunun dışında şu an ücretsiz olarak da deneyebilirsiniz ama kayıt olduktan sonra 30 saate kadar bir güzel bir kurs şeklinde geliyor bu. Bundan yararlanabiliyorsunuz. Onun dışında Future Learn dediğimiz programlarda da birçok ücretsiz kurslar mevcut. 3 ila 6 hafta arasında gerçekleşen. Bunu da Future Learn bizim hem web sitemizden de hem de Future Learn sitesinden de takip edebilirsiniz. Bunun dışında ücretsiz application'larımız var. IELTS Prep App, Word Power App ve Word Ready. Bunlar da ücretsiz aplikasyonlarımız. Dediğim gibi hani zaten ara ara webinarlar, seminerler de gerçekleşiyor ücretsiz. Web sitemizden bunların takibini yapabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa şimdi soruları cevaplayabiliriz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için de. Eğer bir sorunuz olursa da lütfen bizimle müşteri hizmetlerinden arkadaşlarımıza bu telefondan ve bu mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Evet Sena Hanım, çok teşekkür ederiz bu güzel sunum için. Ediyorum. Aslında sunumu biraz hızlı ve kısa tuttuk. Evet. Çünkü soru cevapları daha çok vakit ayırabilelim ve daha interaktif olsun diye.
Zaten sorular gelmeye başladı. Onun dışında çok sık sorulan soruları da ben cevaplayacağım, cevaplamaya çalışacağız. Bu slide ile ilgili müşteri hizmetlerimiz, hani mail atarsanız 7/24 atabilirsiniz. Mesai saatleri içinde 24 saat içinde mutlaka size geri dönüş yapılır herhangi bir sorunuz olduğunda. Onun dışında telefonla direkt canlı konuşayım, iletişime geçeyim isterseniz de yine müşteri hizmetlerimizi ekranda gördüğünüz 0212 355 56 57 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında ulaşamazsınız. Acil bir şey olursa zaten mail atabilirsiniz ya da ilk iş gününde hemen bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi sorulara geçecek olursak, hani gelen sıraya göre geçeyim. Hani bazı sorular aslında birbiriyle paralel oluyor, kesişiyor ama sınavın geçerlilik süresi 2 yıl mı? İlk defa girecekler için tavsiyeniz nedir? Sınav hakkında bilmemiz gereken en önemli nokta nedir? Evet, sınavın geçerlilik süresi 2 yıl. Dolayısıyla sınav aldığımız tarihten itibaren 2 yıl dolduğunda biz sınavınızla ilgili herhangi bir işlem yapamıyoruz. Herhangi bir kuruma gönderemiyoruz. Ama kurumlar sistem üzerinden hala sonuçlarınızı kontrol edebiliyor. Bir de sınav bittikten sonra sonuç belgeniz, bir tane orijinal belge size gönderilir. Benim tavsiyem bunu, size gönderilen belgeyi kendinize saklamanız ve kurumlara belge göndereceğiniz zaman ilave belge etmeniz. Çünkü hani nadiren de olsa her kurum kendi karar verdiği için 3 yıl önce girdiğiniz bir sınav sorucunuz da kabul edilebilir ama 3 yıl sonra bize geldiğinizde biz size sonuç belgenizi veremeyiz ama siz elinizdeki sonuç belgesini kullanabilirsiniz. İlk defa girecekler için tavsiyem aslında hani ilk ve son defa girebilmeniz için bu sınava defalarca girmenizi istemeyiz. Gerçekten uluslararası bütün sınavlar hem maliyet açısından hem hazırlık açısından yorucu sınavlar. O yüzden doğru hazırlıkla tek seferde girmeniz. Burada iki önemli unsur ortaya çıkar. Birincisi, sınavı kullanacağınız kurum sizden ne puan istiyor? Yani işte siz IELTS'le bir vize ya da işte yurt dışında eğitim için yüksek öğrenim, lisans üstü eğitim, doktora için kullanmak istiyorsanız ya da bir iş başvurusunda sizden 6 isteniyorsa mesela, örnek olarak bu IELTS'le alınan 6'nın sizin İngilizce seviyenizle örtüşüp örtüşmediğine bakın. Hani bunu birçok ücretsiz seviye belirleme sınavlarıyla internet üzerinden bile yapabilirsiniz. Size çok aşağı yukarı kabaca fikir verir. Eğer şu andaki mevcut İngilizce seviyeniz IELTS'ten alacağınız puana denk geliyorsa ve sayfalar her puanın o dil seviyesi karşılığı bulunur. Mesela işte 6-6,5 için seviyenizin B2 olması gerektiği tavsiye edilir. B2 de işte eskiden upper intermediate denirdi. O kavramlar, terimler sürekli değişiyor ama yani hani ileri seviyeye yakın, orta ileri gibi bir seviyeniz olması beklenir. Eğer bu seviyedeyseniz sadece sınavın formatına çalışarak, soru türlerine çalışarak ve deneme sınavları yaparak, ücretsizleri bizim ve birçok kurumun web sayfasında mevcut, sınava hazırlanabilirsiniz. Dolayısıyla sınav hakkındaki bilmeniz gereken en önemli nokta sınav formatı ve soru türleri. Soru türlerine sınav öncesinde aşina olursanız hani sınav günü olumsuz bir deneyim yaşamazsınız. Onun dışında İngilizce seviyeniz eğer sizden istenilen puanı al, çünkü sınavda geçme kalma yok, bir puan alıyorsunuz. Dolayısıyla hani sınavdan kaldım ya da geçtim diyemeyiz. Eğer İngilizce seviyeniz sizden istenen puanın altındaysa tabii ki öncelikle İngilizce seviyeniz sonra sınava hazırlanmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki soru. IELTS akademik için çalışırken gramer ağırlıklı genel şeklinde mi çalışmalıyız? Yoksa sınavın formatı üzerinden mi çalışılması daha mantıklı olur? Writing kısmında vurgulama, noktalama işaretleri vesaire önemli mi? Sınavın her bölümünde noktalama işaretleri, büyük harf, küçük harf önemli. Sadece writing'de değil. Dolayısıyla evet, imla kuralları da önemli. Ve sınavın formatına yönelik çalışmanızı tavsiye ederiz. Çünkü sınav IELTS 4 beceriyi ölçen bir sınav. Daha önce sunumda da görmüştünüz. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme. Dolayısıyla tüm becerileneceği için sadece gramer çalışarak, sadece okuma çoktan seçmeli sınavlardaki gibi istediğiniz puanı elde etmeniz çok kolay olmayacaktır.
O yüzden hani sınavın tüm bölümlerine yönelik çalışmalar yaparsanız ve sınavlarla ilgili de her ay ücretsiz webinarlarımız oluyor eğitmenlerimiz tarafından. Aslında çok daha spesifik şekilde işte reading bölümünde nelere dikkat etmeliyim. Hani bunu bu tip şeyleri bu yarım saatte 45 dakikalık sunuma sığdıramadığımız için hani bu seminerlere katılabilir ya da YouTube kanalından geçmiş seminerleri de izleyebilirsiniz. Orada eğitmenlerimizin işte reading bölümünde veya işte o çoktan seçmeli boşluk doldurmalı bölümlerde mesela imla hatası yapmak istemiyorsanız onlarda sadece büyük harf kullanabilirsiniz gibi tavsiyelerini göreceksiniz. Ama writing bölümünde evet küçük harf, büyük harf, doğru heceleme bunların hepsi puanınızı etkileyecektir. Bir başka soru da neden IELTS seçmeliyiz? TOEFL sınavına göre avantajları nelerdir? Şimdi hani hiçbir uluslararası sınavı diğeriyle karşılaştırmak aslında çok doğru olmaz. Çünkü bunların hepsi dünya genelinde kabul görmüş ve birçok yüz binlerce, binlerce aday tarafından kabul edilen sınavlar. Dolayısıyla birisi diğerine göre daha avantajlı diyemem. Ama şu, farklı bir açıdan bakmak gerekirse hani bize gelen adayların neden IELTS'i tercih ettiğini sorduğumuzda hani ağırlıklı olarak aldığımız cevaplar birincisi sınavın hem bilgisayar üzerinden hem de kağıt ve kalem ile, ikisi de tamamen birebir aynı sınavlar, sunulması. Dolayısıyla kendinizi kağıt kalem ile daha rahat hissedecekseniz sınav gününde, bu o zaman kağıt kalemi tercih ediyorsunuz. Bilgisayar ile daha rahat hissediyorsanız bilgisayarla IELTS'i tercih ediyorsunuz. Onun dışında çok büyük bir etken yine konuşma bölümünün birebir canlı bir eğitmen ile yapılması. Ve bu da burada hani karşımızda tıpkı şu anda yaptığımız gibi hani sizler konuşamasanız bile IELTS sınavında karşılıklı konuşuyorsunuz, kendinizi ifade ediyorsunuz. Ve yine adaylarımız bunların bu sayede kendilerini bir bilgisayara ya da yapay zekaya karşı konuşmaktansa daha rahat hissettiklerini belirtiyorlar. Onun dışında IELTS'in 4 beceriyi ayrı ayrı ölçmesi ve dünya genelinde 11 binin üzerinde kurum tarafından kabul edilmesi ve IELTS bir uluslararası bir sınav olduğu için tüm dillerden ve aksanlardan bağımsızdır. Yani bazen şey soruluyor, daha ileriki sorulara bakmadım, belki gelmiştir ama işte IELTS Amerikan İngilizcesi mi, İngiliz İngilizcesi mi? Hayır, aksanlar ya da işte ülkeler arasındaki farklılıkların minimize edildiği uluslararası bir sınavdır. Dolayısıyla aslında adayların, bilmiyorum Sena Hanım başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa bu cevaba, tercih sebepleri bunlar. Kesinlikle çok güzel. Sonra detaylandırdınız. IDP British Council'dan daha yüksek puan veriyor. Bir efsane mi? Evet, bir efsane. Bazı ülkelerde de tam tersini söylüyorlar. İşte bizim ekşi sözlüğümüzün benzeri farklı ülkelerinkine bakın. İşte birçok ülkede işte black marketing ya da işte bir dedikodu başlıyor ve ondan sonrasında devam ediyor. Çünkü size puan veren eğitmenler, bu tabii writing ve speaking bölümü için geçerli, aynı eğitim ve standartizasyondan geçiriliyorlar ve aynı yöntemlerle kontrol ediliyorlar. Ve bir eğitmen doğru puan veremediği takdirde sınavlarda eğitmenliği askıya alınır. Ve bu sizin karşınıza çıkmadan bir sınavı bir eğitmen okumaz, birden fazla eğitmen okur. Onların detaylarını yine farklı YouTube videolarında veya web sayfamızda hani bilimsel olarak IELTS nasıl değerlendirilir diye açıklama var ama hani çok kabaca anlatmak gerekirse bunu yapmak teknik olarak pek mümkün değil. Şehir efsanesi. Bir sonraki soruya geçiyorum. Akademik IELTS aldığımız zaman sonucumuz her iki IELTS çeşidi içinde geçerli olur mu? Teknik olarak olmaz. Çünkü ikisi de bir akademik, biri genel. Ama bazı burada kilit nokta IELTS'i kabul eden kurum. Çünkü bazı kurumlar IELTS akademik göreceli olarak IELTS genele göre biraz daha zor addedildiği için, daha doğrusu akademik olduğu için zaten tek farkı aslında yazma ve okuma bölümlerindeki, yazma bölümünde farklı bir makale yazıyorsunuz ve okuma bölümünde karşınıza çıkan makaleler, akademik makale genelde daha güncel makaleler. Dolayısıyla bazı kurumlar genel istese bile akademik sonucunuz varsa kabul edebiliyor. Ama bu hani bir genelleme yapmaya izin vermiyor maalesef. Bir sonraki soru aslında IELTS akademik ve genel eğitim modülleri arasındaki farklar nedir demiş. Çok kısaca demin bahsettim. Sınavın iki bölümü aynı. Konuşma ve dinleme bölümleri birebir aynı. Zaten aynı salonda birlikte sınava giriyorsunuz. Ama okuma ve yazma bölümünde farklı sorular var.
tam detaylı görmek isterseniz de tavsiyem aslında web sayfamızdaki örnek sınavlardan göz gezdirmeniz. Ama buradan sizin için önemli olan sizin sınavı aldığınızda niye alıyorsunuz ve aldığınızda sonucunu ileteceğiniz kurum sizden ne istiyor? Sınavın belirli bir geçerlilik süresi olduğu için hani genelde hani bir sınavı alayım da hani yanılsın mantığını çok tavsiye etmiyoruz. Gerçekten ihtiyacınız olduğu zaman alın ki tekrar almak durumunda kalmayın. Reading boşluk doldurmalarda bazen kelimenin biri parantez içinde oluyor. Onu parantez içinde yazmasak ya da o kelimeyi hiç yazmasak puan kırılır mı? Tam soruyu anlayamadım. Yani sizin vereceğiniz cevapta parantez içinde yazmanız gerekiyorsa parantez içinde yazmanız gerekiyor. Niye şey olarak şey yapamadım ama tekrar araştırıp size geri döneyim ya da ben şu anda soruyu anlamamış olabilirim, kusura bakmayın. Onun için tekrar buradan size geri dönüş yaparız. Sınava hazırlanırken başka ne önerirsiniz? Yüksek verimli dil çalışması için IELTS'te paragrafları hızlı okuma ve anlama için taktikleriniz var mı? Aslında bunlar için çok güzel taktiklerimiz var ama hani 3-5 dakikada anlatılmaktansa bunları özel webinarlara, IELTS eğitim webinarlarımız oluyor her ay, ayda 2 tane ücretsiz. Bunlara katılabilir ya da başta söylemiştim, daha öncekilerin videosunu seyredebilirsiniz ya da web sayfamızda tips and tricks var. Mesela hızlı okuma ve anlama için taktikleriniz var ya, var mı? Skimming and scanning dediğimiz olay, evet, IELTS'te reading'de çok kullanılan bir taktiktir. Ve ilk önce verilen makaleyi çok hızlıca okuyup ondan sonra sorulara bakarak sorudan sonra tekrar makaleye dönerek soru çözmek bir taktiktir ve işe yarayan bir taktiktir. Ama bunların size doğru stratejiyi belirlemek için uzun uzun anlatılması gerekir. Yani şu 2-3 dakikaya çok sıkıştırmak doğru olmaz. Onun dışında başka ne öneririm? Bol bol deneme sınavı. Birçok ücretsiz deneme sınavı var. Ücretleri de var bu arada. Yapmanızı ve sınav soru, yani çünkü şöyle bir şey var. Sınava yönelik çalışma yapmanız yapılan araştırmalarda hani puanınızı bir puana kadar yükselttiği görülmüştür. Yani IELTS'e, hani hiç IELTS'in formatına çalışmadan mevcut İngilizcesiyle seviyesiyle giren adaylar ile en azından sorulara çalışan adaylar arasında en az 1-1,5 puanlık oynamalar olabiliyor. Dolayısıyla hani sınava çok aşina bir şekilde girmenizi tavsiye ederim. Ama İngilizceniz belirli bir seviyeye seviyedeyse ve siz sürekli IELTS'e çalışıp aynı puanı alıyorsunuz. Hani bunun geçmişte örnekleri oldu, işte sınava birkaç kere girdim hep aynı puanı aldım. Çünkü sınav uluslararası standart bilimsel bir sınav ve size sürekli diyor ki seviyeniz bu. Önce İngilizce seviyenizi yükseltin daha yüksek puan almayı istiyorsanız. Ondan sonra sınava tekrar çalışmaya devam edin. Hani writing ile ilgili hani bu ilkokuldan beri kompozisyon yazmak hepimizin hangi dilde olursa olsun zorlandığı bir bölümdür. Dolayısıyla bol bol pratik yapmak, internetteki ücretsiz örnek soruları incelemek, writing essay'leri incelemek ve onlarla ilgili onlara benzer essay'ler yazmaya çalışmak ve bol bol essay yazmak writing'i geliştirir. Konuşma ile ilgili çok kısaca hani konuşma, yani yazma ve konuşma üretken becerilerdir. Mesela sürekli televizyon seyrederek konuşmamızı geliştiremeyiz. Konuşmamızı geliştirmek için konuşmamız ya da okumamız gerekir. Dolayısıyla speaking için evet hani ayna karşısında da konuşabilirsiniz. Artık teknoloji çok gelişti. Hani çok rahat birçok konuşma kulüplerine katılıp pratik yapabilirsiniz ve bol bol okuyabilirsiniz. Bakıyorum başka. Yazma bölümünde edat ve bağlaçları yerinde kullanmak önemli mi? Evet, önemli. Yanlış olursa puan kırılır mı? Evet, kırılır. IELTS sınavında boşluk doldurma kısmında yazım sırasında yapılan ufak yanlışlar, evet, puan kaybetmenize neden olur. Heceleme, küçük harf, büyük harf önemli. Ama yine o bizim eğitimlerden işte kısa bir tip. Boşluk doldurma bölümlerinde emin değilseniz Türkçe karakter kullanmadan tamamını büyük harfle yazmanız öneriliyor birçok uzman IELTS eğitmeni tarafından. Bunu söyleyebilirim.
Onun dışında sorularda görmedim galiba ama çok fazla bilgisayarlı IELTS ile normal IELTS arasındaki fark soruluyor. Yani sunum sırasında da kısaca değindik ama bilgisayarlı IELTS'in en büyük, bilgisayar üzerinden yapılan IELTS'in en büyük avantajı aslında ikisi de birebir aynı sınav, sorular da aynı. Sadece kağıt kalem kullandığınız, silgi kullandığınız yerde bilgisayarın klavyesini kullanıyorsunuz. Ve daha da büyük bir avantajı, normal IELTS'in sonuçları dünya genelinde 13 gün, sınavdan sonraki 13. günde açıklanırken bilgisayar üzerinden aldığınız sınavın sonucu 2 ila 5 gün diyoruz ama genelde sınavdan 2 gün sonra açıklanıyor. Dolayısıyla 48 saat gibi, hani saate de böleyim de kulağa daha hoş geliyor. 48 saat gibi bir sürede bilgisayar üzerinden IELTS'e girerseniz sonucunu alabilirsiniz. Onun dışında hani kişiye bilgisayarla IELTS'e girdiğinizde kendinize özel bilgisayar laboratuvarında küçük bir alanda sınava giriyorsunuz kulaklığınızı takıp. Süre için sürekli ekrana ya da işte odadaki saatlere bakmanıza gerek kalmıyor. Zaman yönetimini çok daha etkin yapabiliyorsunuz bilgisayarın üzerindeki süreden. Writing kısmında yine veya okuma bölümünde highlight etme, copy paste yapma gibi birçok özelliği kullanabildiğiniz için her ne kadar bütün ilk orta lise hayatımızda kağıt kalem ile eğitim aldığımız için genelde lise ve üniversite düzeyindeki adaylarımız kağıt kalem ile hayatı tercih ediyor. Ama daha çok iş hayatına girdikten sonra sürekli bilgisayar kullanan adaylarımız da kendilerini bilgisayarda daha rahat ifade edebiliyor. Bu ufak bir şey, bir de writing bölümünde kelime sayısını da görebiliyoruz bilgisayar üzerinden. Çok doğru. Zaman yönetiminde çünkü normal kağıt kalemle girilen sınavda yazma bölümünde sürekli adaylar ellerinde kağıt sürekli kelime sayıyoruz. Hani işte belirli kelimeyi doldurduk mu diye. Bilgisayarla IELTS'te bunu yapmanıza gerek kalmıyor. Sistem zaten otomatik olarak sayıyor. Ve birçok aday yine sınava yönelik bir tip olarak ya da bir tavsiye olarak İngilizce seviyesi yeterli olmadığı için değil, zamanını doğru yönetemediği için IELTS'ten istediği puanı alamıyor. Süre yeterli olmuyor. Bunu aşmanız için de sınavı çok iyi planlamanız gerekiyor. Bunun yöntemi de çok pratik yapmak, saat tutarak deneme sınavları yapmak ve soru çeşitlerine aşina olmak. Mesela writing bölümünde size görev 1 ve görev 2, task 1 ve task 2 diye iki soru soruluyor ve toplam süreniz 60 dakika. Aslında bu sınava girdiğinizde birinci göreve maksimum 20 dakika, ikinci göreve 40 dakika vermeniz tavsiye edilir. Çünkü ikinci görevin puanı da veya puan ağırlığı daha fazla. Ve hani bunlara dikkat edip işte öncesinde ne yazacağınızı planlayıp çok fazla yaz, sil, başa dön yapmadan önce kafanızda çok hızlıca planlayıp ondan sonra yazmaya geçmeniz. Yine reading bölümünde işte bölümlere göre sürenizi ayarlamaya çalışmanız. Dinleme bölümünde zaten süre sorunu yok. Orada dinledikçe cevaplıyorsunuz soruları gibi şeyleri söyleyebilirim. Yine bir soru da gelmiş. Hani kelime sınırının altında kalırsanız puan kaybeder misiniz? Edersiniz. Evet. Kelime, istenilen kelime sayısını aştığınız zaman puan kaybeder misiniz? Hani çok fazla aşılması tavsiye edilmiyor. Çünkü konudan kopuyorsunuz. Dolayısıyla hani çok minik aşmalar etkilemez ama sizden 150-160 kelime istenildiği yerde 180-200 kelime çıkmayın, aşmayın çok fazla. O yüzden hani planlama önemli. Bilgisayarlı IELTS'e gir, şimdi hemen hızlı okuduğum için söylüyorum. IELTS'e girmek için bilgisayar becerilerine sahip olmam gerekir mi? Hani ilk 3 bölüm için aslında hani mouse ve klavye kullanıyorsunuz çok temel anlamda. Dolayısıyla evet, hani bilgisayarın klavyesini kullanabiliyorsanız orada uzun bir şey yazmıyorsunuz. İşte orada bir kelime yazıyorsunuz belki ya da bir işte şık yazıyorsunuz, mouse'la seçiyorsunuz. Orada başka bir şeye ihtiyacınız yok. Writing bölümünde eğer çok yavaş kullanırsanız klavyeyi belki o bir dezavantaj teşkil edebilir. Ama hani iki parmakla bile kullandığınızda aslında planlı olduktan sonra 20 ve 40 dakika yeterli. Ama bunu web sayfamızdaki ücretsiz bilgisayarlı IELTS deneme sınavında kendiniz deneyip görebilirsiniz. Evet.
Bilgisayar sınavında yazma bölümünde kopyala yapıştır yaparak yazımızı düzenleyebiliyor muyuz? Evet, düzenleyebiliyorsunuz. Yine güzel bir soru gelmiş. Aksanımın olması sınav sonucumu etkiler mi? Etkilemez. Hepimizin bir aksanı var. Yani İngilizce birçok ülkede konuşulan ve birçok insan tarafından konuşulan ikinci ve üçüncü dil. IELTS uluslararası ve aksan farklılıklarını minimize etmiş bir sınavdır. Dolayısıyla bir native speaker'ın ana dili İngilizce olan biri gibi konuşmaya çalışmak bize artı puan kazandırmayacağı gibi kendi aksanımızla konuşmak da eksi puan teşkil etmez. Ama kelimeleri doğru telaffuz etmek önemli. Ama bu vav vav yapmak demek değil aslında. Tabii yine bu reading bölümüyle ilgili bir soru gelmiş. Türkçe paragraf çözer gibi anahtar kelimelerden cümleleri çözüp süreden daha fazla kazanabilir miyiz? Evet, kazanabilirsiniz. Aslında hani okuma bölümünde dil bağımsız olarak hani Türkçe'de de uzun makale okuduğumuzda ve bunlarla ilgili sınava girdiğimizde uyguladığımız bütün taktikler IELTS'in okuma bölümünde de geçerli. Dolayısıyla vakit kazanabilirsiniz. Yani orada başta işte paragrafın ilk cümlesini okuyup sonra hızlıca göz geçirip ondan sonra sorulara göre tekrar paragraflara giderseniz vakit kazanırsınız. Onun dışında hani aklınıza tutmanız gereken şey IELTS sınavında hiçbir soruda size sizden bir tahminde bulunmanız istenmez. Dolayısıyla sorunun cevabı mutlaka eş anlamlı ya da farklı kelimelerle tekste yani okuduğunuz makalede mevcuttur. Yani herhangi bir şeyi tahmin etmeye eğer sizden cevabın tahmin edilmesi istendiğini düşünüyorsanız muhtemelen o cevabınız yanlış. Çünkü cevap soruda yani cevap makalede okuma bölümünde. Yine aynı şekilde IELTS bilginizi ölçen bir sınav değil, dil seviyenizi ölçen bir sınav. Dolayısıyla mesela konuşma bölümünde de verdiğiniz cevaplarda sizin konuyu bilip bilmediğiniz veya sorulan konuyla ilgili ne kadar uzman olduğunuz değil, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz. O yüzden söyleyeyim dedim. Bunun dışında başka sorulara bakıyorum. Hızlıca IELTS'e girmek için kaç yaşında olmalıyım? Hani IELTS'in teknik olarak bir yaş sınırı olmamakla birlikte 2 yıl geçerliliği olduğu için genelde 16 ve soru türleri, akademik sorulara ve genel sorulara baktığımızda hani 16 yaşın altına çok uygun olduğu söylenemez. O yüzden bizim tavsiyemiz genelde 16 yaşının hani çok nadir durumlarda hani 15-16 yaşında adaylarımız da giriyor ama hani daha altındaki yaşlarda sınava giren aday çok çok nadir olmakta ama hani bir kural olarak şu yaşın altı giremez gibi bir kural yok. Dinleme becerilerini nasıl geliştirebiliriz diye bir soru gelmiş. Bol olarak dinleyerek konuşma zaten konuştuğunuzda ve yazdığınızda tüm becerileriniz gelişiyor. Ama dinleme özelinde evet hani İngilizce dilinde diline kendinizi mümkün olduğunca fazla maruz bırakmak hani kulak dolgunluğu dediğimiz olayımızı geliştirecektir. Hani bunun için çok farklı taktikler var. O yüzden hani doğrusu şu, yanlışı şu diyemem. İngilizce seviyenize bağlı olarak ne bileyim ilginizi çeken konularda atıyorum talk show'ları dinlemek, haber kanallarını dinlemek, radyo. Haber kanallarını radyo dinlemek doğru. Hani farklı aksanlarda kendinizi tek bir aksana da maruz bırakmayın. Çünkü demiştim hani sınav uluslararası bir sınav. Dolayısıyla sınavın dinleme bölümünde farklı aksandaki insanları konuşurken duyabilirsiniz. O yüzden mümkün olduğunca çok çeşitli dinlemelere kendinizi ve ilginizi çeken konularda muhtemelen sıkıcı olmaması için maruz bırakarak daha hızlı geliştirirsiniz. Yani mesela şöyle bir örnek olmuştu bundan seneler önce bir İngilizce eğitmeniyle, edebiyat öğretmeniyle konuştuğumuzda öğretmenin öğrencileri çok fazla öğretmeni anlayamamaktan şikayet ediyorlardı. İşte sürekli çok hızlı konuşuyorsun, çok ağır İngilizce konuşuyorsun, ben seni anlamıyorum diyorlardı. Bunu öğretmene söylediğimizde öğretmenin cevabı onlar beni anlamıyor değil, ben ana dilimde konuşuyorum, onların İngilizce dil bilgisi yeterli değil beni anlamaya demişti. Hani bunun gibi örnekleri çoğaltabilirim. Dolayısıyla
yani dinleme bölümünde de bazen işte bize şikayet geliyor. İşte bu sorularda kayıt çok kötüydü, duyamadım ya da işte konuşanın aksanı çok şeydi diye. Ama onun temeline indiğinizde hani önemli olan yine sizin başarılı olmanız. Hani kimsenin haklı haksız olması değil ama aslında konuşulan kelimeleri adayların bilmediği için o soruyu anlamadıkları ortaya çıkıyor. Hani bunu, o yüzden bunun gibi birçok örneği geliştirebilirim. Yine IELTS'e kaç kere girebilirim diye bir soru gelmiş. Herhangi bir limit yok. Umarım bir kere girersiniz. Ama onun dışında yani bir genel merkezi bir sistem üzerinden üniversiteler sonuçlarınızı kontrol edemedikleri, etmedikleri için, böyle bir sistem olmadığı için siz bir başvuru yaptığınızda hangi sonucunuzu kurum ile paylaşırsanız kurum sadece o sonucunuzu görebilir. Dolayısıyla farklı bir sonucu görme şansı yok. Çünkü bazı sınav sistemlerinde evet hani kişilerin bir hesabı oluyor ve girdiğiniz tüm sınavlar orada listeleniyor. Ama IELTS'te böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir limit de yok. Onun dışında tekrar bakıyorum. Speaking kısmında kekelememiz olumsuz bir durum yaratır mı? Aslında hayır, yaratmaz. Ama bunun hani ileri derecede doktor raporlu bir kekelemeden bahsediyorsak, bunu raporla birlikte sınavdan önce işte bir herhangi bir özel durumunuz var mı diye sınava kayıt olurken göreceksiniz. Orada bunu belirtip onunla ilgili ne yapılabileceğini kurumdan, yani bizlerden talep edebilirsiniz. Ama şaşırdım. Evet, ben şu anda Türkçe konuşurken de işte bazen kekeliyorum ya da birçok hata yapabiliyorum. Ama ne yapıyoruz? İçgüdüsel olarak hemen toparlayıp devam ediyoruz konuşmamıza. IELTS'de speaking sınavında aynısını yapmamız gerekiyor. Yani nasıl yapmanızı tavsiye ederim. Yine hani speaking için nasıl becerilerimizi geliştiririz? Aslında başta da söylemiştik, hani konuşmayı okumak ve konuşmak geliştirir. Dolayısıyla bol bol okuyun ve bol bol pratik yapmaya çalışın. Şimdi özel durumla ilgili bir soru daha geldi. Mutlaka yazın, onu bizim özel durumlar kurulumuz değerlendirsin. Çünkü hani hemen bizim tarafımızdan Cambridge'e iletiliyor özel durumlar, ilettiğiniz raporlar. Ve ona göre, özel duruma göre de bazı adaylara ek koşullar sağlanıyor. Bazı durumlarda kabul edilmiyor. Buraya bir şey ekleyebilir miyim çok kısa? Özel durumlarla ilgili şöyle bir durum söz konusu oluyor. Şimdi bu süreç biraz uzun sürebiliyor haliyle. Hani Cambridge'e biz başvuru yapıyoruz. Hani adayın raporlarıyla bütün belgeler sunuluyor ve buna göre hani alınacak karar için de hani belli bir süre geçtiği için mutlaka sınavdan, yani sınava girmek istediğiniz tarihten en az 3 ay öncesinde bu başvuruların yapılmış olması gerekiyor. O açıdan eğer bir özel durum söz konusuysa ve sınava hani girmeniz gerekiyorsa belli bir tarihte, mutlaka ve mutlaka 3 ay öncesinden başvuru yapmanızı öneriyoruz. Evet, yani daha kısa sürede de sonuçlandığı oluyor ama bu bizim biraz kontrolümüz dışında bir durum olduğu için, hani sınava kayıt olurken de zaten o açıklamaların hepsini göreceksiniz. Special Arrangements bölümünde, özel durumlar bölümünde. Sizden tavsiyemiz mümkün olduğunca erken başvurup yine sınav günü, herhangi bir sınav deneminde bir olumsuzluk yaşamamanız. Ama evet, hani özel durumların hepsi bizler için çok önemli ve hepsi dikkatlice incelenir ve adayın özel durumunu diğer adaylarla eşit duruma getirebilmek için ne yapılması gerekiyorsa onu mutlaka yapıyoruz. Ne düştü? bir bakıyorum başka bir soru var mı diye. Aslında vaktimizin de sonuna geldik gibi. Demin söylemiştim speaking'i düzeltme hakkımız var mı diye. Evet, yanlış, yani öğretmen, eğitmen size hayır düzeltemezsiniz demiyor. Dolayısıyla bir hata yaptığınızda kısaca onu toparlayıp devam edebilirsiniz. Ama sürekli 10-15 dakika boyunca aynı şey olursa tabii ki belli bir noktadan sonra belli durumlarda puanınız kırılacaktır. Tekrar hızlıca atladığım bir soru var mı diye bakıyorum. Aslında görmüyorum. O zaman tekrar... Çok teşekkür ederiz bizlere vakit ayırdığınız için. Çok keyifli bir sunum oldu. Farklı bir sorunuz olursa, daha sonradan aklınıza gelirse de müşteri hizmetlerimiz memnuniyetle bütün sorularınızı cevaplayabilir. Arayıp çok kısaca sorabilir ya da mail atabilirsiniz.
Şimdiden bizleri vakit ayıran tüm aday, potansiyel adaylarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı da kutluyorum. Ve çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet, biz de çok teşekkür ederiz Sena Hanım ve Bora Bey sunumunuz için ve bütün soruları cevapladığınız için. Gerçekten yine çok verimli bir session oldu. Katılımcılara da gerçekten faydalı olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda tabii katılımcılarımıza da teşekkür ederiz. Umarım sizin açınızdan da faydalı bir webinar olmuştur. Hayat sınavı ile ilgili sormak istediğiniz diğer sorular için şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresinden British Council yetkililerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sizi altındaki webinarımıza da davet etmek isteriz. Tekrar çok teşekkürler Sena Hanım ve Bora Bey. Sizi IFT Talks'ta ağırlamak çok güzeldi. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.